Ne yapıyorsun burada bacaksız? Anılarımı yazmaya karar verdim. Ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. Gelmez tabii. Nedenmiş o? Çünkü çok sıkıcı ve çok tek düze bir yaşantım vardı ondan. Oysa ben anılarımı yazsam 80 günde devralem kadar satar. İnan bana. Ama sen sürekli dünyaya gidip gelebiliyorsun. Orası çok renkli. Harika bir yer. Oysa burada her şey aynı. Bak, sana bir akıl vereyim Gold. Sen benim anılarımı yaz. İnan bana, en çok okunanlar listesinde ilk 3'e girersin. Aa, işte bu harika bir fikir. Hadi Şoker, bana en ilginç anını anlat. Of, hepsi birbirinden ilginç. Biliyorum. Hangisini anlatsam acaba? Aklıma geldi. Bundan yıllar yıllar önce ben daha dünyada bir oyuncakken. Demek o kadar eski bir anını anlatacaksın ha Şoker. Bak şimdi çok heyecanlandım. Of, sözümü kesme Gorfo. Zaten geçmiş zamanı hatırlamaya çalışıyorum. Tamam. Biliyorsun, dünyadaki sahibim son derece güçlü ve karizmatik biriydi. Tabii bana da son derece düşkün. Bir gün kendisini İngiltere kraliçesi ziyarete geldi. Gerçekten mi? Kadıncağız beni onun odasında görünce karizmama dayanamadı tabii. Ve sahibimden kibarca beni istedi. Gerçekten. Sahibim buna şiddetle karşı çıktı. Vay canına. Zavallı kadın o kadar üzüldü ki ziyaretini yarıda kesti ve geri döndü. İnanamıyorum. Bu iki ülke arasında öyle büyük bir krize neden oldu ki az daha savaş çıkıyordu Gorfa, inanabiliyor musun? Şoker, sen oyuncakken de inanılmaz ve dayanılmaz biriymişsin. Ne sandın? Akıllı mı? Tabii ki öyleyim. Harika. Eski fotoğraflara bakmak herkesin moralini bozar ama bana çok iyi geliyor. Çünkü hala eskisi kadar genç ve güzelim. Ay! Sen öylesin. Sus da uyu bakayım. Ayol ne biçim kuşsun sen? Uyumak nedir bilmiyorsun. Unuttun galiba. Ben tavuk değil papağanım Kulina. Çeneni kapamazsan seni tavuk karası yaparım. Ona göre çenebaz efendi. Ay şu nanaya bak. İlk geldiğinde ne kadar ürkekti. Ne sevimli ama. Şu Şoker'e bak. İlk geldiğinde ne kadar masum bir şeydi. Şu hale bak. Nereden nereye? Nana ne yapıyor acaba deli kız? Evlerini yıkmadan önce çocuklarını düşünsünler. Ana bir yerde, baba bir yerde. Böyle ev olmaz. İyi geceler mı çocuklar? İyi geceler. İyi geceler Makbuz Sultan. Size de evladım. Karnımız soktu ama gönlümüz açtı. İyi misin? Bilmiyorum Nana. Daha gece yarısı olmasına çok var. Yani vaktim var. İstersen anlat, iyi bir dinleyiciyimdir. Demek vaktim var. Oysa ne zaman seninle konuşmaya başlasak birden ortadan yok oluveriyorsun. Ben uykusuz kalmaya dayanamıyorum. Çocukluktan beri böyle işte. Keşke kararlarımızı alırken sonrasında neler olacağını önceden görebilseydik. Ne iyi olurdu değil mi? Evet ama o zaman da hayatın hiçbir heyecanı ve sürprizi kalmazdı. Ben bilmek istemezdim. Oysa benim şu anda bunu bilmeye o kadar ihtiyacım var ki. Anlıyorum. Nana, bu doğru mu bilmiyorum ama sana bir şey söylemem gerek. Beni şu anda en iyi sen anlarsın. Dinliyorum. Ay 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 ay. Bu çocuk Nana ilanı aşk edecek galiba. Ay ne kadar heyecanlı. Ay bayılırım ben böyle şeylere. Nanacığım sen... Sen benim için çok değerlisin. Teşekkür ederim. Bunu seninle paylaşmak beni çok rahatlatacak. Dinliyorum. Ben... Söyle. Galiba bunu ilk sana söylemeliyim. Ben önünde sonunda bir karar vermek zorundayım ve bu duruma daha fazla dayanamayacağım. Evet. Ben... Hadi söyle. Ay çabuk ayol. Ben Simge ile evlenmeye karar verdim. Ya. Mutluluklar dilerim. Ay yine mi? Ne bu ayol? Şu erkek milleti de ne kadar anlayışsızlar ya.
Ah nanacığım, ne kadar üzüldüğünü tahmin edebiliyorum canım. Madem böyle bir karar aldın, umarım her şey iyi olur. Ben yatıyorum, iyi geceler. Hani beni dinleyecektin? Dinliyorum. Simge'yi daha fazla oyalayamam. Ya ben böyle biri değilim. İnsanlar hayatta verdikleri sözlerin bedelini ödemek zorundadırlar. Ben de bir söz verdim ve bunun gereğini yapacağım. Evet ama sence bu evlenmek için yeterli mi? Değil mi? Peki aşk? Aşk mı? Ben onu çocuklarımın annesiyle yaşamıştım Nana. İkinci kez aşık olmayı dilemek, çok şey istemek olmaz mı sence? Neden olsun? Bütün bunları neden benimle paylaşıyorsun? Onaylamamı mı bekliyorsun yoksa reddetmemi? Ne dememi istiyorsun söyler misin? Şey, sen daha çok gençsin Nana. Eminim bir gün senin karşına seni sevecek birisi... Tamam, çok yorgunum, yatıyorum. Kusura bakma, iyi geceler. Her şeyi biliyorum yavrum. Kendini bu kadar üzme ama. Nasıl üzmem? Simge ile evlenecek. Budala çocuk. Evlenince başına gelecekleri bilmiyor ama. Bilse eminim evlenmezdi. Ah, Nana, dur bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Ne? Bekle de gör. Belki de Hakan'ın gerçeği görmesini sağlayabilirsen.